Günaydın, mutlu sabahlar. Focus'la karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki 45 dakika boyunca birlikteyiz. Ve tabii bayram tatiline de çok az bir süre kaldı. Piyasaları birkaç saat içerisinde kapatacağız. Peki acaba gündemde öne çıkanlar nasıl? Hiç vakit kaybetmeden hemen gündemdekilere başlıklara bakalım. Türkiye, İsrail'e 54 ürünün ihracatını kısıtlama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve burada kararın Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze şeridine yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilene kadar yürürlükte kalacağına dair bilgiler paylaşıldı Ticaret Bakanlığı tarafından. Ve bu 54 ürünün içerisinde çoğu inşaatla ilgili olmak üzere pek çok farklı ürün olduğunu görüyoruz. Neler bunlar dersek, alüminyum ve bazı çelik ürünleri, granit, fayanslar, inşaatta kullanılan camlar gibi 54 farklı malzeme yer alıyor. Devam edelim şimdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar var. Beyanname uyarısı geldi Bakan Şimşek'ten ve süresinde kira beyannamesi vermeyenler ceza almamak için pişmanlıktan yararlanabilir dedi. 31 Mart'ta bilindiği gibi kira beyannamesi vermek için süre dolmuştu. Ancak Bakan Şimşek çok geç olmadan ödenmesi için bir kez daha çağrıda bulundu ve pişmanlıktan yararlanabileceğini söyledi bazı kişilerin, beyan vermeyen mükelleflerin. Ve kira beyannamesi vermeyen mükellefler cezalı işlem yapılmak üzere en kısa sürede vergi dairelerine yönlendirilecektir mesajını da yinelemiş oldu Bakan Şimşek. Ve küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda aslında gözlerimiz yarınki enflasyon verisinde olacak. Bizim piyasalarımız kapalı olacak ama tabii buna ilişkin fiyatlamaları ve Fed'e dair beklentileri biz gelecek hafta pazartesi günü itibariyle fiyatlamaya başlayacağız. JP Morgan'ın baş stratejisti Marko Kolonovic'ten biraz böyle aslında genel olarak kötümser tahminler duymaya alışkınız. Bu kez iki farklı sektöre dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi elektrik dağıtım, diğeri ise gayrimenkul sektörü. Geçen yıldan beri Kolonovic hisse piyasasına uzak durulması, temkinli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Elektrik dağıtım sektöründeki zayıflığı ise bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Ve bu yıl yalnızca %3.5 yükseldi. S&P 500'deki en kötü performans gösteren ikinci sektör olduğu ve şu anda da güçlü nakit akışı yarattığını ve rekor seviyeye yakın ucuz fiyat kazanç görünümüne sahip olduğu belirtildi. Dolayısıyla bu aslında elektrik dağıtım tarafındaki fırsatların beraberinde getirdiğini vurgu yaptı. Diğeri de gayrimenkul demiştik. Ayrıca performansı tahvil getirilerinin yönüne bağlı olsa da gayrimenkulün de ilgi çekici olduğunu belirtti Kolonovic. Ve şimdi piyasa fiyatlamalarıyla devam edelim. Evet, borsada kısa haftada yeni rekorlar görüyoruz. Dün %1.4 yükselişle 9.757 seviyesinden yeni bir rekor, kapanış rekoru gelmişti. Şu an itibariyle %0.68'lik yukarı yönlü bir hareket var. 9.824 seviyesinden işlemler geçiyor. Günde %0.52'lik yukarı yönlü bir hareketle 9.807 puandan başlamıştı. Aslında dünkü kapanış rekorunun seviyelerine baktığımız zaman 9.750 seviyeleri daha önceden burada biraz kar realizasyonlarının geldiği bölgeydi. Dün de bu arada Sinayi Endeks yükselişe önderlik etti. Dolar TL'ye bakalım. %0.44'lük bir değer kaybı var şu anda Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı ve 32.15 seviyelerine gelmiş durumda kur. Euro TL tarafında ise biz 34.91 seviyelerini görüyoruz. %0.13'lük yukarı yönlü bir hareket var. Ve tabii küresel piyasalarda bir yandan da ABD'deki tahvil faizlerindeki hareketler çok yakından takip ediliyor. Çünkü tahvil getirileri dün itibariyle bir yılın zirvesine ulaştı. 2024'ün en yüksek seviyelerini gördük tahvil faizlerinde. Yarın tabii kritik enflasyon verisi odakta olmaya devam ederken 10 yıllık tahvil faizi örneğin Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye gelmişti. Şu anda %4.40 seviyelerinden geçiyor tahvil faizi ve piyasalar Fed'den şu an itibariyle 3 değil 2 faiz indirimini fiyatlıyor. Yarınki verinin aslında enflasyon tarafında yapışkan olup olmadığını biz takip edeceğiz ve buna bağlı olarak da fiyatlamaları konuşacağız. Peki yurt içi piyasalarda günün geri kalanında ve tatil dönüşü neler bekleniyor? Albatros portföye gidiyoruz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz, günaydın, hoş geldin. Günaydın, teşekkür ederim Reyhan.
Evet, şimdi içeride biz yeni rekorların tazelendiğini görüyoruz. Aslında bazı uzmanlar bu seviyelerde, yani bayram tatiline gitmeden önce rekor seviyeleri gördükleri için biraz şaşırdıklarını ifade etti. Sen katılıyor musun? Sizin beklentiniz nasıldı? Ve şimdi hani seçim sonrasında bayram tatili var diyorduk. Bayram tatilini de geride bıraktıktan sonra gelecek pazartesi itibariyle nasıl gündem maddeleri borsa tarafından fiyatlanmaya başlayacak? Hangi seviyeleri izleyeceğiz? Evet, yani bayram tatil baktığımız zaman hani uzun bir süreç aslında ve ben de açıkçası biraz piyasa daha temkinli tarafta kalır, bu uzun tatilin riskini almak istemez diye düşünüyordum ve hani dün de bahsetmiştim. Aslında bu kat edeceğimiz yolları biraz daha zamana yayılarak göreceğimiz seviyeleri birkaç günde hemen görmüş olduk. 9800 seviyesi ve 10.000'li seviyelerden bahsetmiştim yine dün direnç olarak baktığımızda. Bugün pozitif momentumun devamı ile birlikte endekste 9800 seviyesinin de üzerine test eden bir görüntü hakim. Bu şekilde kapanacağız gibi de gözüküyor. Tatil süresi boyunca sen de bahsettin. Yurt dışında işte Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Bunun Fed'in faiz indirimi konusunda zamanlaması noktasında nasıl bir şey işaret edecek onu göreceğiz. Onun fiyatlaması belki bayram sonrasına kalacak. Yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada verecek mesajlar önemli olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan Fed'den önce bir faiz indirimi görür müyüz? Bunun sinyallerini almaya çalışacağız. Bu gibi gelişmeler bayram sonrasına kalacak. Ama bizim içerideki hareketlilik biraz bu süreçte yurt dışından da bağımsız gerçekleşti. Son bir haftalık periyoda baktığımız zaman özellikle Borsa İstanbul tüm dünya borsaları arasında %6'nın üzerinde yükselişte en fazla getiri sağlayan endeks oldu. Dolayısıyla biraz içerideki gidişatın da bunda etkisi var gibi gözüküyor. Ekonomide işlerin yolunda gitmesi, seçimlerin artık geride kalması gibi faktörler. Ama tabii ki bu hızlı yükseliş sonrasında, bu dünya borsalarından oldukça pozitif ayrışan görüntü sonrasında, bayram sonrasında 10.000'li seviyelere ne kadar yakınız? Bunun üstünde mi olacağız, altında mı olacağız? Bu biraz bayram sonraki fiyatlamada belirleyici olacak gibi gözüküyor diyebilirim. Bu arada bu haftayı kapatırken ben de herkese sevdikleriyle beraber iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aslında bir soru daha yöneltmek isterim sana. Özellikle işte yurt dışındaki dinamiklere dikkat çektin. Enflasyon verisini takip edeceğiz dedin. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri biraz Haziran'a odaklanmış durumda. Fed'den faiz indirimleri ise biraz daha Eylül'e ötelenmiş durumda. Böyle bir dinamik var. Tabii bir taraftan hani Euro-Dolar tarafını izliyoruz. Bu olduğu takdirde yani Fed'den önce Avrupa Merkez Bankası indirirse biraz daha Euro negatif bir tablo oluşabilir. Ama genel olarak aslında emtia piyasalarının da bütün bu gelişmeleri çok yakından takip ettiği bir dönemden geçerken petrolde yine 90 doların üzerini görüyoruz. Brent tipi petrolde 5 ayın en yüksek seviyeleri. Altın tarafında yine yükselişler hakim spot altında. Orada da iyi gidiyor yani şu anda. Oradaki fiyatlamalara biraz baktığımız zaman yani biz kapalı olacağız evet ama acaba hani döndüğümüz zaman nelerle karşılaşabileceğimizi öngörebilmek için oradaki fiyatlamalara dair neler söylersin? Yani şimdi biz kapalıyken bence en önemli veri enflasyon verisi olacak. Enflasyonda eğer biz bir katılık görürsek ya da beklentilerin üzerinde bir enflasyon görürsek biraz FED'e ilişkin faiz indirimleri ötelenmiş olacak. Aslında son dönemde gelen güçlü veriler sonrasında da biz bunu biraz fiyatlamaların içerisinde gördük. Belki enflasyon etkisi beklentilerden eğer çok büyük bir sapma göstermezse etkisi sınırlı kalabilir. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta gördüğümüz güçlü veriler sonrasında faizler de yükseldi biliyorsun. Orada altın ons evet iyi bir momentum kazanmıştı ama faizlerin yükselişi sonrası sanki biraz daha durgunlaşan bir görüntü var. Petrol tarafında özellikle yurt dışında bu jeopolitik riskler biraz daha sanki önem kazanmış gibi gözüküyor. Arz talep dengesini bir kenara koyduğumuz zaman. O yüzden kapalı olduğumuz dönemde yine oradaki gelişmeler önemli olacak. İsrail ile İran arasında geçtiğimiz hafta biraz gerginlik tırmanmıştı. Orada farklı bir hareketlilik görür müyüz? Bayram dönüşü açıkçası biraz da bunları takip edeceğiz gibi gözüküyor.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sana da sevdiklerinle güzel bir bayram geçirmeni dileyelim. Albatros Portföy'den fon yöneticisi Filiz Hocam bizimle beraber de. Kısa bir ara, aranın ardından ilk konuğumuz Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı olacak. Sonrasında da Lafan kurucu ortağı Elif Tekgür'ü ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın. Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir ismi ağırlıyoruz. Piyasalara derinlemesine konuşacağız. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizimle beraber. Eral Bey, günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar Reyhan Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi 6 aydır biz 310 doların çok fazla geçinemediğini görüyoruz. Dolar tarafını siz yakından takip ediyorsunuz. Orada acaba önümüzdeki aylarda şu anki ivmelenmeyle beraber 310 dolar aşılabilir mi? Ve eğer burada başarılı olabilirse 310 doları aşmakta endeks, acaba ondan sonra takip etmemiz gereken seviyeler hangileri olacak? Hangi seviyelerin önü açılacak? Bununla başlayalım dilerseniz. Tabii borsa 2024'e iyi başladı. 7 haftalık bir rally 253 dolardan 305 dolara kadar sürdü. Sonra 4-5 hafta kadar bir geri çekilme ve 270 dolarda bir taban oluşumu. Adeta 2024'ün ilk çeyreğinde kaydettiği primin yarısını geri vermiş oldu. Nisan çok kuvvetli başladı ve yeniden 305 dolardayız şimdi. Ben açıkçası önümüzdeki haftalarda bu 310 doların aşılma ihtimalini yüksek buluyorum ve yaz aylarında 330-340 dolar bandına kadar yükselme şansı olduğunu düşünüyorum endeksin. 32-35 gibi bir kur üzerinden gidersek, yakın vadeli senaryo yapalım dersek, bu da aslında o direnç hattını 10.000'e getiriyor. Ben 10.000'in üzerine borsanın yerleşmekte çok fazla açıkçası zorlanmayacağını düşünüyorum. Evet, peki şimdi 10.000 seviyesinin üzerine geçebilir dediniz ama burada tabii kur faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunların hepsine birazdan bakacağız ama şimdi endekste kalırsak acaba orada hangi gelişmeler biraz daha endeksin önünü açabilecek başlıklar olacak? Çünkü hani seçimi bekliyorduk, seçim geride kaldı, araya bayram tatili girdi, kısa bir soluklanma olacak. Ama sonrasında da özellikle yabancı girişinin olup olmayacağı tabii ki gündemde olmaya devam ediyor. Dolayısıyla hangi dinamikler sizce bu hedeflenen seviyelere daha kolayca endekse ulaştırabilir? Ben doğrusu yaz aylarına kadar yerellerin çok güçlü bir geri dönüş yapacağını zannetmiyorum. Var birçok yerel hisse senedi yatırımcısı. Fakat varlıkları içinde hisse senedi ağırlığını belirgin şekilde ben lokallerin yaz aylarında yeniden arttırabileceğini düşünüyorum. Daha kısa vadeli bakarsak ikinci çeyrek özelinde başlamış küresel fonların bir girişi var. Bunun devam etme ihtimali bence daha yüksek. Bir, Türk lirası ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü önümüzdeki en azından iki çeyrekte TL'de bir carry trade tarafında da getiri bekliyorlar. Reel olarak da bir getiri beklentileri var. Borsada TL cinsi bir enstrüman olarak aslında bir alternatif. Evet, ekonomi yavaşlayacak, şirket karları azalacak ama enflasyonu geriye getirmeyi başaracak bir Türkiye risklerini azaltacağı için kar azalışı ve risk azalışı birbirini dengeliyor. Diğer unsur dünya borsaları. Bakın molalar eşliğinde aslında 1,5 yıldır dünya borsaları yükseliyor. Ben bunun bir buçuk yıl daha devam edebileceğini düşünüyorum. Türkiye sıkça ayrışıyor. Bazen katılıyor, bazen katılmıyor. Önümüzdeki süreçte yabancı ağırlığı arttıkça borsa İstanbul'da, ben dünya borsalarıyla da daha korele bir BIST göreceğimizi düşünüyorum. Bir bakıma diğer ülke borsaları yukarı gittikçe, rayiç arttıkça yabancı yatırımcıların daha üst fiyatlara da razı olmasını beraberinde geçecek. Ben yılın sonunda 375 dolar, hatta biraz daha üzerine Borsa İstanbul'un görme şansı olduğunu düşünüyorum. Evet, peki orada biraz hani yavaşlayacak ekonomi dediniz ama enflasyonun düşecek olması da iyimser bir yansıması olması bekleniyor tabii. Ama şunu merak ediyorum, gerçekten de ekonomi yavaşlayacak mı? Yani bundan daha farklı, şimdiye kadar alınan önlemler çok fazla yavaşlatmadı. Evet, gecikmeli olarak etkilerini görme ihtimalimiz de var ama
Acaba bundan sonra nasıl önlemler alınabilir? Örneğin işte Merkez Bankası'nın Cuma günü atmış olduğu adımların piyasa etkilerine, piyasa yansımalarına baktığımız zaman tahvil faizlerinde bir miktar yükseliş oldu. Bankacılık yine artıdaydı ama tabii dün sınav endeks biraz daha aştı, önderlik etti oradaki yükselişe. Yani sektörel bazlı baktığınız zaman yeni hikayede bayram tatili sonrasında nasıl acaba sektörel ayrışmalar olabilir? Burada nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi bankalar çok ön plana çıkarılıyor. Çok iyi bir performans gösterdiler. Doğrudur. Küresel fonların da ilk tercihidir. Fiyatlara uygun olduğunda bankalar. Ama ben önümüzdeki en azından ilk çeyreklik bölümde, 3 aylık bölümde bankaların ortalamanın biraz altında kalabileceğini düşünüyorum. Dezavantajları hızlı yükselmiş olmaları. Biz bunu Ocak ayının ikinci yarısında da gördük. İlk iki hafta Ocak'ta çok kuvvetli artmışlardı. Devamında dinlenmişlerdi. Metalhane endeksini ben ilgi çekici buluyorum. Çünkü dünyada bir büyümeye dönüş fiyatlaması yaşanacaksa önümüzdeki süreçte, ki beklentim bu yönde benim, demir cevheri başta olmak üzere metal fiyatlarında bir yukarı yönlü hareketi yaşamamız sürpriz olmaz. Bu da o sektörle bağlantılı, o sektörde faiz şirketleri öne çıkarıyor. Bunun dışında sektör olarak benim çok öne çıkardığım bir grup yok. Daha hisse senedi bazında kıyaslamalarla ilerlemeyi doğru buluyor. Evet. Şimdi biraz önce hani dolar TL tahmininize geleceğiz demiştik. Oraya da biraz bakalım dilerseniz. Yıl sonu için nasıl bir öngörünüz var? Orada atılan politikalarında eşlik ettiği doğrultuda. Şimdi yabancı yatırımcılar satış yapıyorlar. Bunu özellikle geçen hafta gördük. Bu haftanın ilk gününde de muhtemelen devam etti. Döviz tarafında ben küresel fonların satışlarının bir iki çeyrek daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bu elbette döviz kurları için negatif ve karşı tarafta bir cari açığın olduğu dönemde reel sektör var. İki, yaz aylarından itibaren cari dengede olacağımız bir kesit var. Önümüzde Temmuz'dan itibaren yanılmıyorsam. O noktada da ve şimdi de keza alıcı olarak da Merkez Bankası var. Şimdi Merkez Bankası hangi miktarda, hangi şiddette bir alış yaparsa bu yabancı satışına rağmen kurlarda yukarı yönlü ılımlı harekete zemin yaratır. Şimdi merkezin stratejisini belirlememiz, burada öngörmemiz gerekiyor. Elbette döviz kurları sabit kalsa hem bu enflasyon için çok iyi olur hem ülke refahı için. Fakat iki dezavantaj yaratır bu. Bir, ilerleyen süreçte cari açığı arttırır. Evet. Ve geçici bir ferahlama olur. Ben doğrusu ortalama aylık %2-2,5'luk bir kur artışıyla sürecin ilerlemesini daha olası buluyorum. Çünkü bu senaryoda yılı dolar TL 40 lirayla kapatacak olursa bugün carry trade için pozisyon açan küresel fonlar 9 ay gibi kısa bir sürede dolar bazında %13 kadar, 16 hatta getiri sağlarlar. Bu da yeterli bir getiri. Ötesinde bir getiri sağlayacakları. Örneğin yıl sonu kur 37,5. Bu senaryoda %23 dolar bazı getiri sağlarlar. Ama ileride likidite sağlamak için Merkez Bankası kar realize edenlere satış yapacaksa bu Türkiye adına çok daha büyük bir maliyet olur. O yüzden benim yılın sonuyla ilgili beklentim dolar TL'de %25'lik bir artışla bu 9 ayda 40 civarında bir kur. Evet, böyle de bir tahmininiz var. Bir de tabii şimdi yurt dışı dinamikler de önemli gibi burada. Yani doların ne olacağı, dolara dair yılbaşı beklentileriyle, yani dolar endeksine ve euro dolar paritesine yıl sonu beklentileri bir miktar değişmiş durumda. Çünkü Fed'in faiz indirim konusuna dair beklentiler değişti. Bu anlamda yarın ABD'den gelecek enflasyon verisi kritik olacak ama ve biz tabii ki bununla ilgili fiyatlamaları biraz pazartesi günü yakalama şansını elde edeceğiz. Oradaki dinamikleri nasıl buluyorsunuz? Çünkü yani bize yansımaları nasıl olabilir? Goldman Sachs'ın geçen hafta bir raporunda Fed faiz indirse dahi dolar güçlü kalmaya devam edecek gibi bir konu, bir cümle dikkat çekmişti. Ne dersiniz? Hani sizin buradaki görüşünüz nasıl acaba? Doların hani diyoruz ya, dolar şu anda kral gibi davranıyor piyasalarda küresel çapta diye. Yani o hükmü devam edecek mi sizce bu yıl içerisinde? Ben açıkçası dolar konusunda negatifim. Yani dolar endeksi ne tarafa gider sorusuna negatifim.
Çünkü önümüzdeki 2-3 çeyrekte özellikle küresel iyimserliğin vites yükselteceğini düşünüyorum. Şimdi risk alma iştahı arttığında küresel fonların çok büyük bir bölümünün sermayesi dolar. Ve onların dünya genelinde farklı ülkelere yatırım yapmak için o ülkelerin yerel paralarına ihtiyaçları var. Bu da bence dolar tarafında bir kesimi satıcılı tarafta görmemizin en büyük nedeni olmaya aday. O yüzden Fed daha geç faiz indirse de, işte örneğin Avrupa ile kıyaslayalım, daha az faiz indirse de ben ılımlı bir hızda Euro-Dolar paritesinin yukarı gideceğine, dolar endeksinin de açıkçası aşağıya geleceğini düşünüyorum. Peki bu yani dolar endeksinde yönü aşağı bekliyorsunuz. Bu da tabii pariteyi bir miktar daha yukarı taşıyabilir. Euro-Dolar paritesi için beklentiniz nedir acaba? Bizim ihracatçımız için önemli olduğu için hani ihracatçı şirketlerin borsadaki performansını da etkileyebileceği için merak ettim. Çok agresif bir artış beklemiyorum ben. 6 ay sonra 1.11, 1.12 görürüz. Şu anda 1.0850'lerde. Yani %3'lük 4'lük bir değişim olabilir Euro lehine. Bu da aslında Euro'nun prim yapmasından çok doların zayıflamasının bir iz düşümü olmaya aday diye düşünüyorum. Pekala, emtia tarafındaki beklentilerinizi de merak ediyorum. Zaten takipçiler de, izleyicilerden de Ömer Bey sormuş. Örneğin işte akışta bir aksilik olmazsa gümüş konusuna değinirseniz sevinirim demiş. Gümüş şu anda ons bazında 28 doları aşmış durumda. Geçtiğimiz haftadan bu yana biraz aslında altını da geride bırakan hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Altın tarafına bakınca ons tarafta da 1359 dolar olduğunu görüyoruz. Orada da rekorlar tazeleniyor. Dolayısıyla oradaki yani doların da performansını göz önünde bulundurmakta fayda var mı acaba? Çünkü biraz böyle korelasyon, o ters korelasyonda bozulmuş gibi duruyor. Ezberleri bozan bir süreçten geçiyoruz. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Özellikle son 4-5 hafta dolar endeksiyle olan korelasyon bir yana, tahvil faizleri yukarı giderken değerli metaller yükseldi. Ve gümüş ona liderlik etti, altın onu izledi. Ben açıkçası 1-1,5 ay önce 22-23 dolar bölgesindeyken özellikle gümüşü çok cazip buluyordum. Bunu açıkça paylaşıyordum. 28 dolar olunca bu cazibeyi yitirdi. Artık gümüş ucuz değil. Bu yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. 30 doları görme ihtimali bence yüksek yılın devamında. Biz ons altında da 2500 dolara şahit olabiliriz diye düşünüyorum 2024'ün devamında. Fakat bunlar yukarı yönde çok büyük bir potansiyel arz etmiyor. Yani 22 dolarken 30 dolar olması %35-40 kadar bir getiri anlamına gelirken şimdi %7'lik bir marj veriyor bize 30 dolara çıkması. Kaldı ki 29,5 doları ben kısa vadede geçmesinin de gümüşün kolay olmadığını düşünüyorum. O yüzden şöyle bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Yarınki enflasyon verisinde hele de negatif bir sürpriz olmazsa Amerika'da çekirdek enflasyon 3-4 hafta belki daha uzun 1-2 aylık bir süreçte tahvil faizlerinin aşağıya geldiği ama metallerin eski ezberlerimizi bozan şekilde buna coşkuyla katılmayıp ılımlı bir şekilde yükseldiği bir tabloda mümkün. Şimdi yani aslında getiri marjının biraz daha daraldığını söylüyorsunuz. Yukarı gitme potansiyeli olsa da yani önceki seviyelerdeki kadar bir yükseliş olmayabileceğini söylüyorsunuz. Bununla ilgili iki sorum olacak. Birincisi hep sorulan mesela işte altın fonlarına giriş için geç mi kalındı? Gümüş almak için bu durumda geç mi kalındı? Bu ilk sorum olacak. İkinci tarafı ise sorunun. Eğer bunlardaki getiri marjı biraz daha daraldıysa o zaman alternatifleri ne olmalı bir portföy yaratırken? Bence yatırımcılarımızın mutlaka alternatif maliyet olarak mevduatı masaya yatırması gerekiyor. Çünkü bakın demin borsayı konuştum. Yılı 15 bin puanla kapatsa %50'lik bir harekettir. 9 ayda %50'lik bir oranla biz mevduatla da 100 liramızı 145 lira yapıyoruz. Çok sınırlı bir fark oluyor. Doğal olarak döviz tabanlı, altın da dahil buna, her türlü yatırım seçeneğinde mahrum kalınacak olan getiri 100 lirayı her ay 104.2 yapabilmek. İşte bir sonraki ay 108.5'a çıkarabilmek. Ben böyle baktığımda kurların başta aylık %2 civarında bir hızla, sonrasında %2.5-3 arası bir hızla yükselmesi o 4.2'yi bir kere yakalayamıyor mevduat. Ve ben mevduat faizlerini Türkiye'nin
uzun bir süre sabit tutacağını düşünüyorum. Çok hızlı bir faiz indirim döngüsüne gireceğini zannetmiyorum. O yüzden de altın fonlarına gitmek, şimdi 2300 dolardan 2500 dolara gitse %7-8 yapar dolar bazında. Eğer TL %7-8 dolardan daha iyi getiri sağlıyorsa önümüzdeki periyotta, ben altın fonlarının, gümüş fonlarının yani mevduatla yarışmakta zorlanacaklarını düşünüyorum. BIST fonlarını görece daha tercih edilebilir bulduğumu söyleyebilirim. Evet. Çok çok teşekkürler vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Invio Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizimle beraberdi. Şimdi ise biraz kozmetik sektörünü ele alacağız. Bayram öncesi satışlar diyeceğiz. Beklentileri konuşacağız. Lafan kurucu ortağı Elif Tekgül bizimle beraber. Elif Hanım günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. Ve tabii şöyle bir kozmetik sektörü nasıl? Onu sorayım ben size. Özellikle bayram öncesindeki satışlarda biraz hareketlenme var mı? Ramazan ayı yavaşlattı mı? 2024 nasıl gidiyor şimdiye dek? Valla şöyle söyleyebilirim. Aslında kozmetiği değerlendirirken dört çeyrek şekline baktığımızda kozmetik sektör olarak aslında böyle devamlı lineer artan bir sektör. Yani son çeyrekteki satışlar bir öncekinden, o bir öncekinden daha iyi şekilde gidiyor. Şimdi ilk çeyreğe baktığımız zaman aslında biz bunu değerlendirirken iki kanalda değerlendirmek daha doğru olur. İşte bir tanesi kurumsal, yurt dışı, toptan dediğimiz kanal. İkincisi de direkt olarak tüketiciyle bir arada olduğumuz perakende yatırımları. Şimdi bayram öncesi etkilenen kısım bu perakende yatırımları aslında biraz da bizim oradan geri alışlarımız. Şimdi oraya baktığımız zaman ürün bazlı biraz daha bir artış var. İşte nedir bu? Kolonya gibi, hediyelik gibi. Ama yine de biliyorsunuz kozmetik vergi grubu olarak en yüksek vergi grubuna dahil. İşte %20 ÖTV'si var, %20 KDV'si var. Bir de biraz daha bu özellikle seçimden sonra açıklanan hani bu iç talepte sıkılaşma, biraz daha az harcama gibi şeylerden tabii kozmetik biraz etkilendi. Bu nedenle hani beklentiniz nasıl derseniz perakende yatırımlar için biraz daha turist ağırlıklı. Yani bayram öncesi satışlarda çok beklediğimiz bir ivme değil. Bunun sebebi de tabii ki de enflasyon, alım gücü birçok etmene bağlı. Fakat ürün bazlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Zaten kozmetik birazcık da şöyle bir sektör. Hani her yıl üzerine koyarak devam ediyor. İşte 2021 itibariyle her yıl %10, %15 gibi büyürken geçen yıl oranla baktığımızda aslında 2023'ün 2022'ye %2'lik bir artış kaydetti. Hani büyümeyi ve artışı devam ettiriyoruz. Fakat bunu biraz daha değiştiriyor olmak gerekiyor. Ürünlere biraz daha katma değer katıyor olmak gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz satışları arttırabilmek adına. Peki bu yani katma değer derken hani tam olarak nasıl bir katma değerden bahsediyoruz? Yani işte mesela sürdürülebilirlik konusunda mı, yoksa teknolojinin kullanımı mı, yoksa farklı daha önceden hiç denenmemiş ürünlerin denenmesi mi? Yani tam olarak hani katma değer dediğimiz zaman kozmetik sektöründeki karşılığı ne oluyor acaba katma değerin? Şöyle aslında ilk başta bizim bu Türkiye'nin son 5 yılına baktığımız zaman kozmetikte inanılmaz büyüdü üretim kapasitesi olarak. Tabii burada pandeminin etkisi de vardı. Bu dezenfektan, işte saç ürünleri, tıraş ürünleri, hijyen ürünleri gibi alanlarda. Fakat sonrasında bu pandemi bittikten sonra artık alım gücünün de biraz daha, özellikle ülkemiz için söylüyorum ama bu globalde de geçerli yani, biraz daha azalmasından kaynaklı insanlar hani bu sonuçta temel bir gıda gibi bir ihtiyaç olmadığı için biraz daha farklılık yaratıyor olmak gerekiyor. Bunda dediğiniz gibi sürdürülebilirlik çok önemli. Artık yalnızca kişisel olarak insanlar değil, şirketler ve ülkeler de bunlara çok dikkat ediyor. İşte kullandığınız ambalajın işte karbon ayak izinin az olması, çevreye zarar vermiyor olması. En önemlisi evimizde kullanıyoruz bu ürünleri. Bizlere ve ev halkına da zarar vermiyor olması gerekiyor. O yüzden katma değer bir tanesi burada devreye giriyor, haklısınız. İkincisi ürünün kaliteli olması. İçeriye işte sürdürülebilir olması, size kullandığınızda hissettirdiği, bunun devamlı artıyor olması gerekiyor. Üçüncüsü de belki de şöyle,
Yani bir ürünü aldığınız zaman o ürünü tekrar tekrar kullanıyor olmanız gerekiyor. Bu da aslında o hızlı tüketime biraz daha karşı bir duruş aslında geldiğimiz ekonomik durumda. Evet, şimdi yani bu da biraz aslında hani ekonomik koşullar, davranışsal ekonomiyi de göz önünde bulundurduğumuz zaman tüketici davranışlarını etkiliyor, değiştirebiliyor. Siz Türkiye'deki mevcut koşulların tüketici davranışlarını, özellikle kozmetik tarafındaki tüketenlerin davranışlarındaki değişiklikleri nasıl gözlemliyorsunuz? Ve tabii yani enflasyonun hayatımıza girmesiyle alım gücünün çok fazla gerilediği bir dönemde buradaki beklentiler nasıl? Yani siz işlerin ne zaman birazdan normale dönmesini bekliyorsunuz? Tabii ki bu biraz daha enflasyona bağlı olarak gelişecek. Bir de tabii ki de döviz TL'nin biraz daha hani stabil bir zemine gelmesine. Çünkü Türkiye evet üretim gücünde iyi ama ham madde olarak dışa bağımlı. Yani kozmetik ham maddelerinin büyük bir kısmı yurt dışından gelmekte. O yüzden de burada tabii ki de işte kurlar ve enflasyon çok önemli alım gücüyle ilgili. Tüketici davranışlarına baktığımız zaman dediğim gibi yani güncel politik ilerleyişimizden de kaynaklı ikinci yarıda biraz daha iç talepte kısıtlama bekliyoruz. Bir küçülme bekliyoruz. Geçen yıla bazda tabii ki de dolar bazında bir artış olacaktır yurt dışı ihracatlarından ama biraz daha iç piyasada bir küçülme bekliyoruz. Tüketici davranışında daha az alma ya da işte hediyelik özellikle kozmetiğin önemli bir kısmı hediyelik. Şirket içi veyahut da işte kurumlar veyahut da kişisel olarak bunlar biraz da azalma bekliyoruz. Bu nedenle siz ne yapıyorsunuz diye sorarsanız bir önlem alma evet. açısından. Biz tabii ki de çapraz sektörel işbirliği dediğimiz bir model üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Burada da şöyle yalnızca işte kozmetik nihai tüketiciye ürünü vermek değil ama işte Türkiye'nin ilerleyen farklı sektörlerine biz nasıl yer alabiliriz? Bunun da belki de en önemlisi bu özellikle bayram sonrası çok artış beklediğimiz sağlık turizmi ile birlikte gelecek turist sayısı. Ve biz bu sektörde nasıl yer alabiliriz? İşte kozmetik ürünlerini bu turistlerle nasıl bir araya getirebiliriz? Sağlık sektörüyle nasıl birleştirebiliriz gibi. Evet, bu da önemli yani çünkü sağlık turizmi dediğiniz zaman hani turizmin alt tarafında yalnızca gezen, gören işte plaj turizmi yanı sıra bir yandan da hani alt tarafta sağlık turizmi çok büyük bir dinamizm içeriyor. Hani biraz bunu açtığımız zaman çapraz sektör modeli dediğimiz zaman yani nasıl hedefleriniz var bu tarafta ve hani belki de hani başka hedefler de varsa onlardan da bahsedebilirsiniz. Yani şöyle söyleyebilirim, bu sağlık turizminde 2011 yıllarında bu daha çok yükselmeye başladı. Özellikle güzellik ve bu operasyonel olarak nitelendirdiğimiz sağlık turizminde. Bunlar da 2011'de işte ilk 10 sıradayken, şimdi bugün 2023 verilerine baktığımızda işte Amerika, Hindistan, Küba gibi bunun belki de liderleri olan ülkelerin arkasından böyle ilk 5'in içerisindeyiz. Şimdi bu da ne demek? Aslında tüm dünyadan alım gücü yüksek, kendine yatırım yapma potansiyeli olan insanların ülkemize geliyor olması demek. Şimdi biz de burada bu insanlarla nasıl bir işbirliğinde olabiliriz? Şimdi özellikle kozmetik ürünlerde medikal kozmetik dediğimiz bir alan da var. Yalnızca işte ev için değil ama insanlar kendileri için bu tarz şimdi tüketici davranışlarına baktığımızda evet belki evine aldığı bir kozmetik ürününden kısıyor ama kendine harcayacağı kozmetik üründen kısma gibi bir durumumuz yok. Özellikle bu sağlıkla birleştirildiğinde yani siz bir işlem yaptırıyorsunuz burada ve bunun devamlılığını sağlamak, iyi bir sonuç almak için muhakkak ki bir destekleyici ürüne ihtiyacınız var. Biz de bu konuda şimdi bir işte biraz daha fizik tedavi, biraz daha fizyoaktif bilgi birikimine sahip kişilerle çalışarak aslında kendimizi bu medikal alanın içerisine sokma hedefindeyiz. Nasıl? İşte medikal masajlarda kullanılan masaj yağları, işte yüz ve vücut sıkılaştırıcı kremler gibi. Aslında biz burada tüketicinin yönüne göre ürün gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Evet, bu da tabii ki önemli. Peki şöyle diyelim, yani çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Bayram sonrasında umarım ki satışlarda toparlanma olur turizmin de katkısıyla diyelim. Özellikle sağlık turizminin önemine de vurgu yaptınız kozmetik sektörü adına.
Evet, şimdi La Fan kurucu ortağı Elif Tekgür'ü de ağırladıktan sonra biz fokusu noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere. Şimdiden sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.